Uluslararası Uzay İstasyonu. İnsanoğlunun sahip olduğu derin merak ve Soğuk Savaş döneminde iki bloğun birbiriyle yarışı ile başlayan uzay çalışmaları, günümüzde yörüngede yaşamaya imkan veren istasyonların yapımına kadar uzandı. Uluslararası Uzay İstasyonu da bu sürecin meyvelerinden biridir. Yapımına 1998 yılında 5 ülkenin katılımı ile başlanan alçak dünya yörüngesine yerleştirilmiş Uluslararası Uzay İstasyonu, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Uluslararası Uzay İstasyonu, insanoğlunun yapmış olduğu en pahalı ve dünya dışında yapılan en büyük yapıdır. 5 ülke ile başlayan proje, daha sonra üye sayısı artarak 14 ülkeyi kapsayan geniş bir hal almıştır. İstasyonun mülkiyet ve kullanım hakları, hükümetler arası antlaşmalar ve sözleşmelerle belirlenmiştir. Uzay istasyonu birçok parçadan oluşmaktadır. Modül adı verilen parçaların birleştirilmesiyle inşa edilen istasyonun ilk kısmı, Zarya, 1998 yılında fırlatılmış ve Rus itici roketi ile yörüngeye ilk modül yerleştirilmiştir. Zamanla eklenen modüller ile genişleyen istasyonun tam olarak tamamlanması 2011 yılına kadar sürmüş ve yapımı yaklaşık 150 milyar dolara mal olmuştur. Uzay istasyonu 2 adet Boeing 747 uçağının iç hacmine sahiptir. Toplam kapladığı alan ise bir futbol sahasına eşittir. Uzay aracının yaklaşık ağırlığı ise 400 tondur. İstasyonun, dünyanın etrafında tam bir tur atması, yaklaşık 90 dakika sürmektedir. Bir günde, dünya çevresinde, yaklaşık 16 tur atabilmektedir. İstasyonun yörünge yüksekliği, 330 kilometre ile 435 kilometre arasında değişmektedir. İstasyonun, zamanla azalan irtifasını arttırmak için, üzerinde bulunan itici motorlar kullanılır. İstasyon içerisinde Amerika, Rusya, Japonya ve Avrupa ülkelerine ait laboratuvarlar vardır. İstasyonun yapısı, temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ile güneş panellerinden meydana gelmekte ve iki tarafa yayılan uzun kirişlerin üzerinde güneş panelleri ile radyatörler bulunmaktadır. Paneller, güneşten gelen enerjiyi toplayıp istasyona elektrik sağlıyor. Radyatörler ise istasyonun sıcaklığını kontrol ediyor. Uzayda güç sağlamanın en iyi yolu güneş enerjisidir. Güneş panelleri her daim güneşi görecek bir şekilde döndürülmektedir. Güneş panelleri 73 metrelik uzunluğu ile Boeing 777 uçağının kanadından daha uzundur. Panellerden 84 ila 120 kW elektrik üretilmektedir. Üretilen elektriğin %60'ı aküleri şarj etmek için kullanılır. Paneller, gölgeli bir bölgeye geçtiği zaman akülerden güç sağlanmaktadır. Elektrik iletim sistemi 13 kilometrelik bir kablo hattından meydana gelmektedir. İstasyonun dış kısmında robotik kollar mevcuttur. Bu kollar ilk zamanlarda istasyonun inşasını sağlamıştır. Günümüzde ise uzay yürüyüşlerine çıkan bilim insanlarının hareket etmesinde ve uzayda araştırma yapmasında kullanılıyor. Uzay istasyonu, büyük kesit alanına sahip olması sayesinde dünyadan çıplak gözle hızla kayan bir yıldız şeklinde görülebilmektedir. Sürenin bu kadar kısa olmasının sebebi ise uzay istasyonunun dünyanın çevresinde yüksek hızla dönmesidir. Modüller üzerinde bulunan kapaklar yardımı ile uzay boşluğuna çıkılarak uzay yürüyüşleri gerçekleştirilir. İstasyonda hava sızdırmayan kabinler kapı görevini üstlenir. Bunlar astronotların uzay yürüyüşlerinde dışarı çıkmalarına yardımcı olur. Basit olarak filmlerde ve belgesellerde görülen astronotların uzaya çıkarken veya uzaydan gelirken bekledikleri küçük bir odadır. Buradaki en önemli faktör, havanın ve basıncın uzaya kaçmasını engellemektir. Mürettebat, malzemeleri uzay istasyonuna taşımak için portları kullanır. İstasyon üzerinde bulunan bu portlar, gelen uzay araçlarının ana gövdeye bağlanmasına izin verir.
temel olarak başka uzay araçlarının istasyona bağlanmasını sağlamaktadır. Bu sayede Dünya'dan gelen astronotların ve yiyeceklerin istasyona girişi sağlanır. Uluslararası Uzay İstasyonu, başka bir mekanda gerçekleştirilemeyecek deneyler için uzay ortamı ve düşük yer çekimi ortamı sağlayan bir laboratuvar merkezidir. Mürettebatın, biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi, meteoroloji ve daha birçok dalda deneyler yapmasına olanak verir. İstasyon, ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan ekipman ve sistemlerin kullanım öncesi uzayda test edilmeleri için çok uygun bir ortam sağlar. Uzayda, yerçekimsiz ortamda bitki yetiştirilebilmektedir. Uzun uğraşlar sonucunda uzayda bitki yetiştirmenin mümkün olduğunu kanıtlayan astronotların yetiştirdiği ilk bitki maruldur. İstasyonda bulunan astronotlar günde 3 öğün yemek yemektedirler. Bu besinler genellikle kuru ve hazır gıdalardır. Uzayda yer çekimi bulunmaması nedeniyle besinler paket içerisinde bulunmaktadır. Günlük gerekli olan su miktarı ya geri dönüştürülerek ya da dünyadan getirilerek kullanılır. Su, hem temel gereksinim olduğu hem de oksijen kaynağı olduğu için olabildiğince geri kazanılıyor. Astronotların soluduğu oksijen, suyun elektroliz yöntemiyle oksijen ve hidrojenden oluşan bileşenlerin ayrılmasıyla elde ediliyor. Oksijen depolanırken hidrojen uzaya salınıyor. Yaşam alanlarında atmosfer kontrol sistemi, su temin sistemi, sağlık ekipmanları ve yangın algılama sistemleri bulunmaktadır. Uzay aracı içindeki atmosfer basıncı ile yeryüzündeki basınç aynıdır. Astronotlar güne saat 6'da uyanarak başlamaktadır. Uyku sonrası egzersiz, istasyon denetimi ve günlük planlamalar yapılır. Astronotların günlük çalışma süresi ortalama 10 saattir. Günlük tamamlanan çalışma saatlerinden sonra astronotlar egzersiz yaparak uyku ve gevşeme alanına geçerler. Uzayda vakit geçiren astronotlar kemiklerindeki mineral depolarının önemli kısmını kaybederler. Sonuç olarak bu da mürettebat için kemik ve kas kaybı anlamına gelir. Bundan ötürü sıfır yer çekimi ortamında astronotların sürekli egzersiz yapmaları gerekiyor. İstasyonda iken bu durum sorun olmasa da dünyaya geri döndükleri zaman büyük problem yaratabiliyor. Uzay ajansları bu kayıpları azaltmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorlar ve mürettebatın günlük 2 saatlik fiziksel egzersiz yapmalarını zorluyor. Uzay istasyonunda bir günde 16 gün doğumu ve gün batımı görüldüğünden dolayı personelin biyolojik saatini korumak için uyku saatlerinde tüm açık pencereler kapatılarak karanlık bir alan oluşturulur. Görev başlangıç saati olarak adlandırılan zamana göre 1 saat ayarlaması yapılır. NASA, uzaydaki hayat ve uzay hakkında daha fazla şey öğrenmek için uzay istasyonunu kullanıyor. İstasyonda bulunan sağlık ekipleri, uzayda uzun süre kalmanın etkilerini personel üzerinde gözlemlemekte ve böylece herhangi bir sağlık sorununa sebebiyet verip vermediğini araştırmaktadır. Sonuç olarak, Mars veya başka gezegenler için aylar ve yıllar sürecek mikro yer çekiminin astronotların sağlığını nasıl etkileyeceğini bu araştırmalar ile öğrenmeye çalışıyor. İnsan-uzay ilişkisi ve uzayda yaşam araştırmaları, Uluslararası Uzay İstasyonu projesinin temelini oluşturmaktadır. Bu yüzden, burada yapılan deneyler ve çalışmalar insanlık için çok önemlidir. Bilim kurgu filmlerindeki gibi galaksiler arası yolculuk yapabilen gemiler üretilebilir mi? Bugünden söylemesi çok zor, ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'nun insanlığın uzay misyonları için oldukça ufuk açtığı aşikar.